Çok kıymetli Antalya Köprü Gazetesi takipçileri, programıma hoş geldiniz. Yeni bir Antalya'da 8. gün programında birlikteyiz. Bu programda siyasi partilerimizi anlatmaya devam edeceğiz ve Cumhur İttifakı'ndan gideceğiz yine. Ve Cumhur İttifakı'nın 3. paydaşı olan Büyük Birlik Partisi'ni konuşacağız. Büyük Birlik Partisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinden doğmuş bir parti. 1993 yılında rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun başı çektiği eski Ülkü Ocaklı bir ekibin 1980 öncesindeki mücadele etmiş cezaevi çıkışlı bir kadronun Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılarak kurduğu bir parti. 1993 yılında kuruldu ve 6 milletvekiliyle mecliste temsil edilmeye başladı. Çok büyük iddialar ortaya koyarak ayrıldı Büyük Birlik Partisi. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, İlk Ocakları tarihinin en karizmatik genel başkanlarından birisiydi. En çok sevilenlerinden de birisiydi. Ama beklenen etkiyi gösteremedi Türkiye siyasetinde. Belki de kendini topluma anlatamadı. Ve bunun için çok ciddi bir siyasi başarı gösteremedi. Yani %1,5, 2, 3 şeklinde sembolik yüzdelerle oylar alabildi. Çok da destek göremedi medyadan, sermaye gruplarından ve Türkiye'nin dinamiklerinden. Dolayısıyla Türkiye siyasetinde oy anlamında ciddi bir başarı elde edemedi ama çok sevildi, itibar edildi. Her zaman mecliste bir özgül ağırlığı oldu o dönemde Büyük Birlik Partisi'nin. Ama hiçbir zaman siyasi bir sıçrama yapamadı ve 2009 yılına kadar da mücadelesini devam ettirdi. Kendi çizgisini takip etti. 2009 yılında bugün bile suikast olduğu konuşulan bir helikopter kazasında Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli oldu. Allah rahmet etsin diyoruz tekrar Muhsin Başkan'a. Ve onun akabinde Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Topçu Genel Başkan oldu ve ilk seçimde beklenen etkiyi gösteremediğini düşünerek, başarısız olduğunu düşünerek Genel Başkanlıktan ayrıldı. Ve yerine bugünkü Genel Başkan Mustafa Destici geldi. Mustafa Destici de geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın içine girdi ve kendi listelerde, AK Parti listelerinde yer buldu ve listelere isimler verdi. Sadece Mustafa Destici'nin milletvekili sıralaması garantiydi ve bu Mustafa Destici kendi yerini garantiledi. Diğerleriyle ilgili fazla bir bastırıp bir pazarlık konusu yapmadı. Kendini düşündü sadece şeklinde yorumlara neden oldu. Parti içinde bir takım dedikodulara neden oldu o dönemde. Daha sonra Muhsin Bey'in dava sürecinde iktidara bu konuda tepki göstermediğini, iktidara payanda olduğunu düşünerek Büyük Birlik Partisi'nin içinde bir karşılıklı çatışma başladı. Ve Muhsin Bey'in kendi ailesi de bu çatışmada Mustafa Destici ile karşı karşıya geldiler. Ve nihayetinde eski cezaevi çıkışlı Muhsin Bey'in de mücadele arkadaşı Remzi Çayır Büyük Birlik Partisi'nden ayrılarak Milli Yol Partisi'ni kurdular. Milli Yol Partisi'ni daha sonra anlatacağız ama Milli Yol Partisi'nden şu anda kısmen de olsa bahsetmek durumundayız. Çünkü Türkiye genelinde Milli Yol Partisi Büyük Birlik Partisi'nin teşkilatlarını tasfiye etti. Türkiye'nin her tarafı bu şekilde mi bilmiyorum ama Antalya'da il düzeyinde ve ilçe düzeyinde şu anda Büyük Birlik Partisi'nin herhangi bir teşkilatı yok. Milli Yol Partisi tamamını tasfiye etti ve oradaki kadroları kendi bünyesine kattı. Bu nedenle Antalya siyasetinde Büyük Birlik Partisi'ne adına söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Önümüzdeki süreçte zaten Cumhur İttifakı'na Büyük Birlik Partisi'nin dahil edileceğini düşünmüyorum. Çünkü Mustafa Destici'nin dışında herhangi bir teşkilatı ve kadrosu kalmayacak diye düşünüyorum seçimlere kadar. Çünkü Milli Yol Partisi her yerde Büyük Birlik Partisi'ni tasfiye ediyor. Oradaki kadrolar da birbirini tanıyor zaten yakinen. Milli Yol Partisi'ne geçiyorlar. Bu nedenle ben önümüzdeki seçimde Büyük Birlik Partisi'nin tamamen tasfiye olacağını düşünüyorum. Ve sözlerimi buradan noktalamak istiyorum. Bana zaman ayırdığınız için, beni izleme zahmetinde bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Sanal alemde varlığımızı devam ettirebilmemiz için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ve bir sonraki videoda Millet İttifakı'nın paydaşlarını değerlendirmek üzere hoşça kalın, görüşmek üzere diyorum.